O çok çok sevdiği bir hastasını kaybetti. Çok yakını. Aylarca tedavi gördü. Hala da atlatabilmiş değil. Eğer Yeşim onun hatası yüzünden bir şey olursa... Bak bu adam dünyada hayran olduğum sayılı cerrahlardan. Şu tekniğe bak. Harika değil mi? Bak burun kemiğine hiç dokunmadan yapıyor bu tekniği de. Doktor Miller'ın tekniği. Bu adam gerçekten çok iyiymiş. Efendim Emir'cim. Efsun'un cerrah olduğunu neden bana söylemedin? Hayırdır, neden böyle bir fikre kapıldın şimdi? Yapma. Bari bana yapma. Efsun cerrah olduğunun bilinmesini istemiyor. Neden? Bilmiyorum, bilmiyorum neden. Bir travması var ama ne olduğunu gerçekten bilmiyorum. İnan bilmiyorum. Peki. İyi geceler. Emir? Efsun? Ne yapıyorsun böyle vampir gibi karanlıkta? Eline ne oldu? Yok bir şey yok. Elin kanamış, ne oldu eline? Yok bir şey yok. Bakayım. Ya nasıl bir şey yok ya, cerrahsın sen, elini önemsemiyor musun? Efsun sakin ol, bir şeyim yok. Allah Allah, Emir ya. Şu hale bak, ne yapsın? Sakin ol, bir şeyim yok diyorum. Bir şey yok diyorum. Hareket ettirebiliyor musun? Aç kapa. Ettiriyorum bak. Ay. Açtım, kapadım. Ay Emir. Hı. Resmen iki suç ortağı gibi kliniği dolandırdık. Gecenin bir yarısı ameliyat düzenledik. Yarın yakalanır mıyız? Ne diyorsun? Ay, başımız derde girerse yarın düşünürüz, boş ver. Sen ne yapıyorsun burada? Niye eve gitmedin? Metin'i bekleyeceğim sabaha kadar. En nöbetçi. Sensin. Ayarladığın nöbetçi doktor sensin. Hemşire de Canan. Ama sırrımız yayılmasın. Tamam, sırrımız güvende. Ben de seninle kalacağım, eve gitmeyeceğim. Hani gitsem bile gözüm uyku girmez ki. Aç mısın? Sana bir şeyler getireyim mi? Hadi getir bakalım. O zaman sana sürprizim var. Bekle. Hayda. Ne sürprizi? Heyecanlandırıyorsun beni. Yani benim gibi adama da bu saatte kebap yedirdin ya, helal olsun sana. Ben bunu yeni keşfettim. Çok güzel değil mi? Hatta geçen gün baban geldiğinde de buradan söylemiştim. Dedim ki senle Serpilhan'ıma da buradan ısmarlayalım. Serpilhan beni çok sevmiyor da arayı belki düzeltiriz diye. Bir saniye, bir saniye. Annem seni sevmiyor falan değil de... babamla alaka? Ne konuştun babamla? Hiç. Böyle... havadan sudan. Havadan sudan. Havadan sudan. Tabii ya. Tabii ya. Ya sen çok tehlikelisin. Ben de diyorum ki bu pimpon topu nereden çıktı? Kaya Bey hayatında ilk defa duygusal konuşmalar yapmaya çalışıyor. Yok. Yok, pimpon topundan falan haberim yok. Onlar Kaya Bey'in marifeti. Ben sadece Emir'den özür dileyin dedim. O da hayatta olmaz dedi. Ben de dileyeceksiniz dedim. Dileyeceksiniz. Emir gibi babama. Evet dedim. Aynen böyle söyledim. Harikasın. Özür dilemenin bin bir türlü yolu var dedim. Siz bir yolunu bulun dedim. Bak bulmuş. Helal olsun ona. Ay bu ayran da benim uykumu getirir ya.
Çok içtim. Ama olsun. İçim çok rahat. Alt katta bir adamı sevdiğine kavuşturduk. Evet. O kadının Metin'i o yanmış, harap olmuş yüzüne rağmen sevmesi... ne güzel bir sevgi değil mi? Çok. Çok güzel. Sevil Metin'e baktığında onun içinin güzelliğini görüyor. Dışına bakmıyor ki. Biliyor musun? Ben hiç böyle yetiştirilmedim. Her zaman en güzel, en bakımlı, en mükemmel olursam hep daha çok sevileceğimi düşündüm. Sen insanların içini görmesine izin vermiyorsun ki. Dışında mükemmel, yakışıklı, başarılı bir duvar var. Ama ardında? Ardında bir kadını üzebilecek, kırıcı, duygusuz bir adam var. Bir gün öyle bir kadın çıkacak ki karşına. Onu o kadar çok seveceksin ki sen bile anlamayacaksın ne olduğunu. O günlük kaçtığın kızlar da Nazlar, Melisler, bir dakika. Simaylar. Sen benim misafirlerimin adını hatırlıyor musun hala? Hepsi burada. Peki. Sen söyle. Senin kalbini kim kazanacak? Yani benim kalbimi öyle kimse kolay kolay kazanamaz. Kazanan olsa bile pek fazla dayanamaz benim bu hallerime. Bu doğru. Diyelim ki öyle biri oldu. Sence nasıl bir adam olur? Hadi bana benim beyaz atlı prensimi anlat. Dinliyorum. Senin beyaz atlı prensin. Bir kere her şeyden önce çok sağlam, iradeli bir adam olmalı. Çünkü sen dayanılmaz ve katlanılmaz birisin. Tamam. Devam. Sonra seni şaşırtmalı. Kışkırtmalı. Seninle birlikte büyümeli. Gelişmeli. Seni anlamalı. Dinlemeli. Dinlemeli. Ne güzel konuştun. Ne güzel anlattın, masal gibi. Yani gerçekten böyle birinin olduğuna inanacağım birazdan. Ama nerede? Başka? Seni hiç kırmayacak. Üzülmene dayanamayacak. Senin için dünyaları yakacak bir adam olmalı. Seni böyle küçük narin bir kelebek gibi böyle avuçların içinde sıkmadan tutacak. Ama özgür de bırakacak. İşte böyle iyi bir adam olmalı. Sen bunu hak ediyorsun. Ne oluyor ya? Ne yapıyorsun sen?
Yatıyorum. Ses duydum ben. Sen duydun mu? Evet, ben de bir ses duydum. Neydi o? Efsun. Aa! Emir. Biri gelmiş. Biri gelmiş, kim? Biri gördü bizi. Basıldık. Basıldık, vallahi basıldık. Kim gördü acaba? Basıldık vallahi, saçma sapan. Kahretsin ya. Kedidir belki. Ne kedisi Efsun, saçmalama. Kuş besliyoruz biz. Kuş var, kedi niye olmasın? Hayvansever bir kliniğiz biz. Vallahi basıldık ya. Görmüş biri bizi işte. Bittim ben ya. Bittim ben ya. He, sen bittin, ben bitmedim, öyle mi? Şu saçmalığa bak, şu rezilliğe bak ya. Nasıl açıklayacağız biz insanlara bunu? Sen bana niye sarılıyorsun ya? Niye sen bana sarılıyorsun? Ben mi sarılıyorum ya? Ben burada yatıyordum. Vantuz gibi geldin, yapıştın. Ne yaptıysan patladın. Ya ben buraya kırdım. Belli ki uykum gelmiş. Aynen, içtim, ben içtim. Ben burada yatıyordum zaten. Sen geldin. Sen niye bu koltuğa yattın? Gitseydin şu sedyeye yatsaydın. Yer mi yok klinikte? Koca klinikte yer mi yok? Buraya... Tamam yeter buraya ya. Buraya geldi, yattı ya. Rezil olduk. Of ya, Allah kahretsin ya. Rezil olduk ya. Rezil olduk. Kapımızı kim görmüş bakalım? Nasıl anlayacağız kim ne olduğunu ya? Anlarız, anlarım ben. Ben anladım. Benim altıncı hissim çok kuvvetli. Antep'ten gelen his. Gel. Gel ya. Akarız. Rezalet. Bak, o koltukta ilk ben uyudum. Tamam, ben uyuyakaldım. Sen kendine başka koltuk bulabilirdin. Ya sen geldin, ben geldim. Biz neyi tartışıyoruz şu an? Konumuz bu değil, tamam mı? Tamam, tamam. Uykumla yaptığım şey için sana açıklama yapmayacağım. Ama yani benim insanlık halde uykum gelmiş. Uyumuşum ya. Uyumuşum. Açıklama yapmayacağım. Uyumuşum ben. Sun, bağırma istersen. Herkes daha çok öğrenecek. Görmüş olmasın bizi. Yok, onun mizacı öyle. Emin misin? Eminim, eminim. Bak, bakıyor hala. Hiç profesyonelliğe uyuyor mu bu lakayt davranışlar? Biz de bir şey zannediyorduk şu adamı. Vallahi sıtkım sıyrıldı ya. Bir şey söyleyeceğim, ben de hiç beklemezdim. Bu kliniğin de tadı iyice kaçtı. Yani Efsun geldiğinden beri de tuhaf olaylar oluyor sürekli zaten. Aklım almıyor. Bu adam bir de çok saygı duyulan bir cerrah. Hiç yakışmıyor bu hal hareketler, hiç yakışmıyor. Gördüler mi sence, yoksa genel dedikodu mu? İkisi de olabilir, ikisi de olabilir. Demek senin de haberin vardı. Kızım, ben Efsun'un dakika başına kaç nefes aldığını bilirim. O gece kalacağım demese bile ben zaten tahmin ederdim. Vallahi enteresan, yani bizde böyle şeyler pek olası değildir. Emir Bey ilk defa böyle burada kalıyor. Bak, bu şüpheli işte. Niye ilk mesela? Bu arada rüyamda adımı sevkliyordun. Rüya değildir o, kabustur. Bir dakikaya bana hemen at, yoksa arkadaşın ortadan ikiye çatlayacak. Ölüm de sana. Tamam. Bunlar da Metin Bey'in dosyaları. Kendisi müşahede altında, her şey tamam. Hiçbir problemimiz tamam. Yok. Olumlu olumsuz bir durumda benim olsun. Tabii ki de. Pardon, neyse sonra gelirim. Yo yo, gel Emir. Ben de çıkıyordum zaten. Tarzın çok güzel olmuş Binnur. Aa, ne oluyor ya? Hangi dağda kaç kurt öldü? Pervin Hanım acil sizi bekliyor. Neden? Ne oldu? Dün gece yaptığınız gizli ameliyat var ya. Sosyal medyaya düşmüş. Bütün Türkiye sizi konuşuyor şimdi. Of. Ünlü oldunuz, selebriti. Sevgili seyirciler, bugün sizlere tıp dünyasına örnek olmasını umduğumuz büyük bir sosyal medya kampanyasına imza atarak bir gencin hayatını değiştiren Bloom Beauty'nin gerçekleştirdiği yüz nakli operasyonundan bahsedeceğiz. Tamam, biliyorum kızgınsınız. Klinikten habersiz yaptık ama bu tamamen benim suçum. Benim suçum. Emir hiç istemedi. Ben çok ısrar ettim. O yüzden kabul etmek zorunda kaldı. Muhteşem bir iş yaptınız.
Bravo. Takdire şayan. Nasıl? Kızmadınız mı? Senin kurulun izin vermemesine rağmen inisiyatifi eline alıp Metin Bey'in tahlillerinden operasyona kadar olan tüm süreci organize edişin. Senin bu operasyonu yapmaya kabul edişin, hatta Ali Bıçakçı'yla beraber olma bahasına kabul edişin ve başarıyla üstesinden gelişin ve bütün bunların ötesinde bir takım olmuşsunuz. Gerçekten muhteşemdi. İşte şimdi gerçekten ortak oldunuz. Yani sen bütün bunları biliyor muydun? Elbette. İyi bir yönetici olmak bunu gerektirir. Nereden biliyordun? İçeride çok sağlam bir ajanım var diyelim. Kim o ben neyim? Bilmiyorum ki. Ama madem bu sizi böyle güzel bir ortak yapıyor, bu seferlik görmezden gelebiliriz ya Pervin'cim. Bence de Kaya'cığım. Ama bundan sonra aramızda böyle sırlar olmasın, tamam mı? Takım arkadaşlığı şeffaf olmayı gerektirir. Yani bana göre hava hoş. Anlaştık o zaman. Süper. Senin elin mi titriyor? Ha şey ya, önemli bir şey değil o. Hayır bir an şunu anlamadım. Peki basın nereden öğrendi yaptığımız bu gizli operasyonu? Kuşlar diyelim. bu arada ben sadece toplantı için buradayım. Birazdan çıkacağım. Tamam. Peki o halde. Hoşça kalın. İlk defa böyle kliniği sahipleniyor Yusuf. İşte şimdi gerçek bir patron oldu. Kesinlikle. Neyse, kaldığımız yerden devam edelim. Aç bakalım, aç. Siz giderken biz dönüyorduk diyorlar yani. Aman, ne derlerse desinler. Ben olay çıkar sanıyordum ama çok şükür. Evet. Gerçi Pervin Hanım her an başka bir hainlikte gelebilir. Ya bu klinikteki ajanları kim acaba? Sence kimdir? Allah, herkes olabilir. Sonuçta burayı kuranlar onlar. Bir ara korktum. Dün geceki meseleyi de biliyorlar mı diye korktum. Neyi? Dün geceki şeyi işte. Neyi? Ne oldu dün gece? Elinin körü oldu canım. Canım. Birileri dün gecenin etkisinden çıkamadı herhalde. Emir. Tamam tamam, sana da takılmaya gelmiyor hiç. Ve sonuçta ikimiz için de bir önemi yoktu yani, değil mi? Herhalde. Saçma sapan bir şeydi, ayranın etkisindendi. Neyse. Bizi görenin kim olduğunu buldum ben zaten. Kim? Ali Bıçakçı'ymış. Neyse. Ali de gittiğine göre bir sorunumuz kalmadı demektir. Bizim tek sorunumuz Ali miydi? Diğer sorunlar bana sadece keyif veriyor. Hocam telefonlarımız susmuyor. Mail kutumuz da kilitlendi. Dolayısıyla kimseye yetişemiyoruz tabii. Ayrıca hangi vakaları kabul edip hangilerini etmeyeceğimi bilmediğim için de kimseye bir şey diyemiyorum. Tamam, aç birlikte bakalım. Tabii ki. Şimdi yarı dudaklı bir bebek hastamız var. Alalım. Alalım. Tamam. Bir tane liposakşınımız var. Hayır. Hayır. Meme rekonstrüksiyonu. Kanser sonrası mı? Evet hocam. Alalım. 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 Gözaltı dolgusu. Hayır. Yapışık parmak vakası. Kaç yaşında? 6 yaşında. Alalım. Alalım. Tamamdır. Ya Emir, tamam görüşmeyi alalım bu insanlara ama umut vermiyor muyuz? Bizim bütçemiz yok. Önce dosyalarını isteyelim, inceleyelim. İçlerinden bir tane seçeriz. Ama bizim çok acil bir şekilde cerrah ihtiyacımız olacak. Nasıl bulacaksak? Yusun, sıkma canını. Adım adım, tamam mı? Yapacağız. Ah, Ünlür, sakin ol, nefes al. Ah, az önceki telefon konuşmama. Anlatayım da siz bakalım sakin kalabiliyor musunuz? Ne oldu? Adamın biri aradı. Oğluna yüz ameliyatı yapmanızı istiyormuş. Yüz ameliyatı derken? Ya işte çocuk bir kaza mı ne geçirmiş? Yüz nakli olmasa da yüzünün yenilenmesini, tamamen yüzünün yenilenmesini ne istiyorlarmış? Binur, biz de tam bunu konuşuyorduk.
Yani bizim bu ameliyat için bütçemiz yok, yapamayız yani. Hatta Metin'in ameliyatını bile yardım kampanyasından yapmadık ki. Saadet Hanım olmasaydı olmayacaktı o ameliyat. Şöyle şimdi, adam bütün masrafları, yani operasyonun bütün masraflarını kendi karşılıyor. Esas bomba, kliniğe 300 bin dolar bağış yapıyor. Ne? Emir, Emir biz bu parayla bütün hastalara bedava bakabiliriz. Bilmiyorum, bana garip geldi. Kimse durduk yere bu kadar büyük bir bağış yapmaz. Ya yapar, yapar. Ya şöyle küçük bir detay var. Adana'da yaşıyorlar ve sizin Adana'ya gelmenizi istiyorlar. Kabul ederseniz eğer, görüntülü konuşmak için bekliyorlar. Olur, olur. Olur, olur, konuşuyoruz. Arayın hemen, arayın. Konuşalım, bir görüşelim. Olur ya, 300 bin dolar. Tamam, konuşalım. Hadi, hadi, hadi. Ay evet, gideyim ben. Hadi. Hadi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.